Herkese merhaba. Meleğin Mutfağı kanalımda sizler için birbirinden güzel tarifler hazırlıyorum. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Merhabalar, Meleğin Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün Meleğin Mutfağı YouTube kanalımda tavuk midye tava tarifiyle sizlerleyim. Ben malzemeleri hazırladım, haydi şimdi başlayalım. Yarım kilo tavuk göğsümüzü kuşbaşı şeklinde doğrayalım. Şimdi kabımızın içine 2 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı karbonat. Zaten bir küçük paket 1 tatlı kaşığı karbonata tekabül ediyor. Suyumuzun içine koyalım ve de karıştıralım. Şimdi karbonatlı suyumuzun içine tavuklarımızı bırakalım ve de yarım saat bekletelim. Şimdi sosumuzu hazırlayalım. 1 su bardağı unumuzu kabımızın içine alıyorum. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı karabiberi koyuyorum ve karıştırıyorum. Şimdi 1 şişe maden suyumuzu açıyorum. Bunu kızartma yapacağımız aşamada açarsak çok daha iyi olur. Şimdi ekliyorum ve karıştırıyorum. 2 diş sarımsağımızı da rendeleyerek sosumuzun içine ilave ediyorum. Pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çırpalım. İçinde unlar topak halinde kalmasın. Hazırladığımız sosumuzu şimdi bir kabımıza boşaltalım. Kabımızı biraz sığ ve de dikdörtgen şeklinde seçtim ki şişlerimizi çünkü bu şekilde yatırarak sosumuzu bulayacağız. Daha rahat olacak. Ve kabımızın içine alıyorum. Hazırladığım sosumu bir kenara alıyorum. Yarım saat karbonatlı suda beklettiğim tavuklarımı da süzüyorum. Tavuklarımızı süzdüm. Şimdi tavuklarımızı şişe geçirelim. Tavuklarımızı şişe geçirdim. İlk önce una bulayacağız. Daha sonra da hazırladığımız sosu bulayacağız ve de kızartmaya başlayacağız. İlk önce unu iyice bulayalım. İyice una buladığımız şişlerimizi şimdi sosa koyalım. Sosta da iyice üzerlerine gelmesini sağlayalım. Ben şimdi bunu sosun içinde bırakıyorum. Diğerlerini de aynı bu şekilde hazırlayacağım. Böyle çevire çevire de bulayabilirsiniz. Buna buladığım tavuklarımı yine sosun içine koyuyorum. Şimdi tavuklarımızı kızartmaya başlayalım. Tavaya yağ koydum. Bu aşamada yağın çok iyi kızması gerekiyor. Buna mutlaka dikkat edin. İyice kızan yağa sosa buladığımız tavukları koyarak kızartmaya başlayacağız. Kızaran tavuklarımızın diğer taraflarında kızarması için çeviriyorum. Tavuklarımızı kontrol ediyorum. Gayet güzel kabarmışlar, kızardılar. Şimdi kabımı alıyorum. Bunların kimse tavuk olduğuna inanmayacak, emin olun. Tadı da aynı midye tava gibi. Çok güzel. Ben şimdi diğer tavuklarımı kızartmaya başlıyorum. Tavuk midye tavalarımız servise hazırdır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Beğendiyseniz yorumlara bir kalp bırakmayı unutmayın. Ben şimdi sizler için bir tadına bakacağım. İnanın harika. Mutlaka denemelisiniz. Hoşça kalın.